Merhaba oyun dizisi takipçileri, ben Tamer Yeşilda. Clash of Clans'in, Clash of Clans'in, Clash of Clans'in, Clash of Clash of Clans'in, Clash of Clans'in 10. bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Bir önceki bölümde size göstermiştim, belediye binam 8 olmuştu, yeni köy düzenim vardı. Bu bölümde de size özel bir asker göstereceğim, atıcılar. Atıcılara ben daha ulaşamadım. Atıcıya en son gelen güncellemeyle olan bir asker, savaşçı, Karakışla'da arkadaşlar birlik eğit diyoruz. 7. seviye Karakışla'da çıkıyor. Tabii benim daha çok fırın ekmek yemem lazım atıcıya ulaşmam için. Arkadaşlardan istedim, bana gönderdiler. Şimdi size onu göstereceğim ve klan savaşını yapacağım. Fakat klan savaşını yapmadan önce bir duyurum var. Arkadaşlar, klanımız, oyun delisi klanı, çok fazla sahteleri varmış. Bakın yukarıda kodu yazıyor. YCYOVYPC diye. Bu kodla bulabilirsiniz ancak. Çok fazla gelip giden oluyor. O yüzden ara ara yoklayabilirsiniz. Gelen davetleri kabul etmeye çalışıyoruz. Ve en önemlisi, siz de klanınıza oyuncu arıyorsunuz, arkadaş arıyorsunuz, klan savaşçısı arıyorsunuz, aynı sizin gibi yanınızda duracak bir şekilde arkadaşlar. Videonun açıklama kısmına aynı bu 2, 4, 6, 8 haneli kodunuzu, klanınızın kodunu yazabilirsiniz ve istediğiniz özellikleri de yazabilirsiniz. Bizim klanımızda bir daha bir bakalım. Gereken ödüller 2000 üstü alıyormuşuz. Yalnızca davetle kabul ediyoruz. Dedikten sonra klan savaşına girelim. Klan savaşında şimdi bizim kuralımız, herkes karşısındakine saldırıyor. Bakıyoruz, ben en son sıradayım, 10'uncuyum. Ve karşımda 10. sırada biri var. Gözcülük yap diyeceğim. Baştan bir bakalım. Yalnız arkadaşın köyü özellikle mi koydular bilmiyorum, ya trollemek için var onu da bilmiyorum. Bence şunu düşünmüşlerdir çünkü diğer köylere bakalım. Mesela bir önceki köy çok daha iyi. Ondan sonraki mesela daha da iyi. Giderek iyileşiyor çünkü bunu muhtemelen klan savaşında düşük rakip gelsin diye bir tane öyle bırakmışlar. 10 kişilik savaştayız. Bu arada küçülttük savaşlarımızı. Normalde 30'ar 40'ar yapıyorduk ama katılmayanlar çok olduğu için artık galibiyet serisi için böyle bir şey yapmak durumundayız. Şimdi saldır diyelim ve size atıcıları gösterelim. İlk önce tabii ki atıcıları boşa salmadan önce şöyle bir şey yapayım. Evet, sen gel bakalım. Ne varmış? O ne? İyi. Şimdi şuraya gel. Siz gelin bakalım. Şöyle okçularla çevireyim etraflarını. Okçular, temizleyin şunları. Evet, aldık. Şimdi gelelim. Atıcımız bakalım ne iş yapıyor. Evet, şuradan gir. Evet, atıcıyı görüyoruz. Bu arada siz de buraya girin de. Evet, atıcı uzaktan da taş atıyor bayağı. İyi atıyor ha gençler. Üst üste olunca tabi. Profilden göreydik. Garip bir morları var. Şirinler gibiler valla. Garip şirin. Dev şirin. Büyük dev şirin. Bu arada hiçbir şey kullanmadım. Şunu şöyle bir hızlandırayım. Sırf atıcılara gaz olsun diye. Başka bir şey değil. Atıcı! Hiçbir şey de kullanmıyorum şu an. Şunu indireyim de şu atıcıyı izleyelim biraz. Şu an sırf atıcıyı görmek için. Ya böyle bowling topu gibi atıyor onu. Bak, taşı da sektiriyor yani. Başka hedeflere de gidebiliyormuş. Güzel. Kısmetse ileride kullanacağız. Ya arkadaş, bir tane dev saldım ben. Her yeri yok ettiniz lan. Hadi dur, şu kalmış. Şunu da hemen şöyle parçalayalım. Hızlıca. 3 yıldızı aldım. Clash of Clans'ta şimdiye kadar aldığım en kolay 3 yıldız ve en kolay klan savaşı oldu. Ardestan Mahal'deki soru işareti nickli arkadaşa teşekkür ederim. Sayesinde çok az ganimetli ama klanıma 3 yıldız kazandıran bir savaş oldu. 5 yıldız olmuş. Bakalım başka kim yapmış saldırısını. Onun savaşını da izleyelim hızlıca. Aa, şey yapmış herhalde. 1. Gator'da, evet. Ömer yapmış. Yardımcı liderimiz. Tekrar bir izleyelim. %68 almış. Bakalım neler yapmış. İzleyelim. Evet, şöyle bir hızlandıralım. Evet, yukarıdan salmış büyülerine. Ve golemler geliyor. Yalnız şu top var ya, benim bütün orduyu yok edebilir tek top. Zaten siyah duvar görünce kaçıyorum. Bir de siyah duvar, ateşli duvar, yanıyor. Horuk horuk. Evet, üst taraftan girişini yapmış. Şöyle bir 2x yapalım, biraz daha hızlı hızlı indirsin. Bu arada bir önceki videoda ben size tekrarın bitişine kalan sürenin son 0 saniye kaldığında 0 demiştim. Yorum olarak çok fazla gelmiş.
Abi öyle değil o işte tekrarın. Ben de biliyorum tekrarın ama Gerçek Savaş'ı izledim ve Gerçek Savaş'ın bitmesine de 2-3 saniye kaldığı için yani tekrarla Gerçek Savaş arasında 2-3 saniyelik bir fark vardı. O yüzden öyle heyecanlı bir şekilde anlattım size. Böyle bir yavaşlatalım. Evet, Okçu Kraliçe. Okçu Kraliçe görünmez olabiliyor mu? Bilmiyordum vallahi. Sana iki tane kafa gitmiş, yanmış kafalar. Ve %57'de sanırım son olarak bir okçu bir şey de bırakacak. Golemler ne yapıyorlar? Golemler duvarı parçalarken parçalanmışlar. Harap oldu. Yazık yazık. Bir tanesi ikiye bölünmüş zaten. Şimdi yukarıda, arkadakiler de ikiye bölünecekler diye tahmin ediyorum. Baba birisi uçtu lan. He, arkadan geldi. Evet, son okçuyu da şuraya bırakacak, arkadan alacak. Evet, hızlıca izleyelim ve bitirelim savaşı. Yıkmış sonunda. İyi, hiç değilse ufak dozlu bir tanesi girebilmiş içeri. Ya duvarlar çok zor ya, kalın duvar. Kalın duvar, zor duvar. Evet, bitirelim de bari bu şekilde. Ufaklık da burada son gayretlerle, çabalarla kanat çırpıyor ve savaş bitiyor. Savaş haritası diyelim. Evimize dönelim. Başka savaş yapan yok. Gösterecek. Ordu nasıl kaldı? Klan savaşını kullanmadım diye mi kaldı? Hemen eğitelim. Şöyle büyücü atalım. Ve okçu basalım. Tabii ki sadece taşları videolarda kullanıyorum. Ve ilk video dışında da hiç taş almadım. İlginçtir. Aslında taş alınca bayağı bir hızlandırıyorsunuz kendinizi. Çünkü bakın bir önceki videodan yaklaşık 3 hafta geçti. Sadece şuradaki duvarları, aşağıdaki duvarları ve şunları, toplayıcıları, altın madenlerini falan yükseltebildim en fazla. Yani çok yavaş ilerliyor oyun. İstek olarak istek acil atıcı diyelim. Bakalım atabilecekler mi? Atıcıyla tutucu. Bakalım kim tutucu? Hazinemizde bir şey varmış. Hiçbir şey yok. Şu hazine de tutmuyorum ha hiçbir şey. Bu arada bugünün tek videosu bu değil arkadaşlar. Supercell videolar gelmeye devam edecek. SC Aytürk'den geldi. Teşekkürler diyelim kendisine. Ve klan savaşında ama başkasının yerine saldırmayayım ya. Yok. Klan kurallarına göre herkes ilk karşısına saldırmak zorunda. Son saatlerde başkasına saldırabiliyoruz. Direkt ilk rakibime saldırayım diye düşünüyorum. Evet, nereden girelim? Şöyle bir analiz edelim. Şurada havan topları var, burada var. Şu tarafta havan topu yok fakat genç var. Olsun. Klan kalesinde bir şeyin olduğunu zannetmiyorum ve bu taraftan giriş yapıyorum. Şöyle. Aa, büyü basmadım. Vallahi büyüsüz girdim ya, neyse. En sevmediğim şey. Şöyle yukarıdan salıyorum. Şu taş atıcıları bakalım salalım. Yukarıdan aşağıya doğru girelim. İki tane okçu bırakalım. Bir tanesi sen şurada. Bir tanesi de burada. Evet, taş atanları görüyoruz. Atıcılar! Kıramadınız mı lan? Oğlum büyüsüz girmek hiç hoşuma gitmedi ama neyse. Bir şekilde aldık yıldızları. Zaten rakip biraz kolaydı. Aa, atıcımı patlattınız lan. Evet, büyücüler avan topunu rahat bir şekilde indirdiler ve ardından da oğlum ok kulesine niye atmıyorsunuz? Tabii rastgele seçtikleri için. Evet, barbar kralım. 3. seviye, onu 4 yapmak istiyorum. Şu an 13.000 kare iksirim var. Kare iksir de kolay toplanmıyor yani. Savaşlarımı yalnız kare iksir için yapıyorum bu aralar, onu söyleyeyim. Evet, son okçumuz. Şunu şöyle şöyle yapayım. Ve güm. Tam kafadan aldı vallahi hava topunu. Güzel bir savaştı. Bu şekilde arkadaşlar atıcıyı da size gösterdim. Son ikinci savaşım pek güzel olmadı çünkü nedense büyü basmayı unutmuşum ya. Hep de bir acele iki tane de yıldırım büyüsü atarım. Adetimdir ama şu an videodayken heyecandan unuttum herhalde.
Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Farklı oyunlarda, farklı videolarda ve bundan sonra gelecek Süpersen'in videosunda görüşmek üzere diyorum. Takipte kalın. Hoşça kalın.